Merhaba arkadaşlar, ben veteriner hekim Yasin Eymen Çelik. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Şu an Bolu'dayız. Köroğlu Dağları'na tırmandık. Arkamızda Bafra koyunları var. Zamanında Köroğlu'nun gezdiği yerlerde şimdi Bafra koyunları geziyor. Bugün sizlere biraz da Bafra koyunundan bahsedeceğiz. Irk özelliklerinden bahsedeceğiz. Veriminden bahsedeceğiz. Oldukça güzel bir video olacak. Arkamdan da şöyle sürü geçiyor. Hadi yavaş yavaş onlara doğru dönelim. Karayaka koyunuyla Sakız koyununun melezlenmesiyle ortaya çıkan Bafra koyununun yanındayız. %25 genetik yapısı Karayaka'dan, %75 ise Sakız'dan geliyor. Hiç kimse hayal edebilir miydi ki Ege'nin sahillerine has olan çok narin, kırılgan, hassas olan Sakız koyunu ta Bolu'da, Köroğlu Dağları'nda hem de zirvesinde, tepesinde otlatılıyor arkadaşlar. İşte melezleme çalışmaları buna yarıyor. Ama bu tabii ki sadece bir dişiyle bir erkeğin eşleştirilmesinden ortaya çıkan bir şey değil. Yıllarca süren genetik çalışmalar, eşleştirme çalışmaları neticesinde ortaya çıkmış bir ırktan bahsediyoruz. İşte Karadeniz iklimine uyum sağlamış Karayaka koyunuyla Sakız koyununun verimliliği bir araya gelince hem dayanıklı, hem oldukça iklim koşullarına uyum sağlayabilen, hem de aynı zamanda Sakız gibi yüksek süt verimi, ikizlik verimi olan bir koyundan bahsediyoruz. Aynı zamanda da inanılmaz bir et verimi var. 120 gün gibi bir süre içerisinde 45 kilo canlı ağırlığa erişebilen bir kuzu veriminden, et veriminden bahsediyoruz. Tabii bu yaylalarda gezdiği zamanki et verimi değil arkadaşlar. Kuzular aynı diğer et ırklarında olduğu gibi kapalı besiye alındığında 110-120 gün gibi bir süre içerisinde 45 kilo canlı ağırlığa ulaşabiliyor. Ama aynı zamanda beslenme maliyetinden kurtarmak için yaylaya da anneleriyle beraber götürülebiliyor. Tabii ki o zaman 45 kiloya ulaşma süreci daha da uzuyor. Ama ne olmuş oluyor? Yem tüketimini azaltmış oluyoruz. Dolayısıyla maliyetleri kısmış oluyoruz. İkisi de tercih konusu olabilir. Bu şekilde yayla koyunculuğu yapılacaksa kuzularının da yaylaya götürülmesi düşünülebilir. Bu arada bu arkamda görmüş olduğunuz kuzular, koyunlar arkadaşlar burada yatıp burada kalkıyorlar. Yani aşağıya inmiyorlar. Zaten inanılmaz zorlu bir yoldan geldik. Birazdan yolla alakalı da görseller paylaşacağım sizle. Hatta şöyle yapalım İsmail, bu tarafları da gösterelim arkadaşlara. Köroğlu Dağları'ndayız. Hatta o meşhur Köroğlu'nun gezdiği dağ şu tarafta kalıyor. Onu da gösterelim. Şöyle ufaktan dönersek İsmail, işte Köroğlu Dağları burası. Aslında şunu diyebiliriz. Zamanında Köroğlu'nun gezdiği dağlarda şimdi Bafra koyunları geziyor. Yavaş yavaş Bafra koyunlarının yanına doğru da gidelim. İsmail, gel bizimle. Burada Abdullah Bey var yanımızda. Abdullah Bey bu Bafra koyunlarının sahibi. Bolu'da Kıbrısçık ilçesinde işletmeleri var. Abdullah Bey merhaba. Merhabalar, hoş geldiniz. Nasılsınız, iyisiniz? Teşekkürler, sizler de iyisiniz. Biz de iyiyiz, çok teşekkür ederiz. Harika, ayaklarınıza sağlık. Eyvallah. İşletmemizin adı neydi? Kiberis Bafra Koyun İşletmesi. Kiberis aslında Kıbrısçığın eski Kıbrıs'ın adı, eski, doğru mu? evet eski mitolojideki adıdır. Kıbrısçık İşletmemize Bolu de konu oldu. ilçesinde, zaten Köroğlu Dağları'nın eteğindeyiz. Şu anda da burası bizim 2000 metredeki yaylamız. İlginç bir bilgi vereceğim. Öncesinde bir sorum var. Kaç tane anacımız var? Yani bu şu anda takriben burada 650 anaç var ve bu senenin kuzuları var yanlarında da. Arkadaşlar, şu an görmüş olduğunuz sürü Türkiye'deki özel sektöre ait en kalabalık sürüyü Evet, dişi görüyorsunuz. sürüsü diyebiliriz, Evet, doğru. en kalabalık Bafra sürüsünü Bafra sürüsü görüyorsunuz. diyebiliriz. Türkiye'nin yerli ırkları içerisinde çok kıymetli ırklardan birisini konuşuyoruz Kesinlikle, aslında. kesinlikle. Ve şu an onların hani Mera'ya uyumu nasıl bizzat gözlerimizle Bizde görmek için geldik. aynen öyle. Hangi ayda çıkıyorlar, hangi ayda geri Şimdi geliyorlar? bu Nisan aşağıdaki bizim aşağıda bulunan ağıllarımızdaki sararma başladığı zaman yavaş yavaş çıkmaya başlıyoruz. İlk olarak 1400 metredeki bir Kapankaşı diye bir mevki var. Oraya çıkartıyoruz hayvanları. Orası sarardıktan sonra da en son geldiğimiz nokta 2000 metredeki bu yayla. Burada da artık görüyorsunuz gayet hani Ağustos, Eylül ayı, Eylül ayındayız ve yeşillik gayet yeteri. Kar düşene kadar, Devam. şartlar zorlaşana kadar Karın da buradayız. düşmesi Ekim Kasım'ı buluyor Ekim, aşağı Kasım yukarı. bazen işte geçen sene geç düştü. Bu sene ne olur bilemiyoruz. Kar düştüğünde de tekrar aşağı inmeye Geri dönüyorsun. başlıyoruz. Buraya hiç yem gelmiyor değil mi Hiç Abdullah yem Bey? gelmiyor. Evet. Burada sadece bizim çoban arkadaşlarımız var. Biz zaten şehirdeyiz. Arkadaşlarımıza burada lojistiği sağlıyoruz. Onların bir karavanları var.
traktör arkası çekiyorlar, mobil bir vaziyette bu şeyi sağlıyoruz, beslenmeyi sağlıyoruz. Çobanlarımız karavanda kalıyor, koyunlarımız bu yaylada kalıyor. Yaylada etrafı tellerle çevrili, yaylada kalıyor. Ciddi sayıda bir köpek nüfusumuz var, onlar şu anda sürünün peşinde kaybolmuşlar. Yavaş yavaş isterseniz Hadi gidelim bir ilerleyelim tekrar taraftan. abi. Şimdi öyle bir şey ki aslında bu yaylalara baktığımızda burada binlerce, on binlerce koyun Olması bakılabilir. lazım değil mi? Evet, kesinlikle. Peki şöyle bir veri var mı elimizde? Bundan öncesinde burada kaç tane koyun vardı? Köylü burada koyun otlatıyor muydu? Valla 1980'li yıllarda burada 30-40 bin koyun, her yaylada en az 30-40 bin koyun olduğu söyleniyor. Fakat şu anda hani burada sadece bizim sürümüz var. Geçerken bir sürü daha gördünüz. Aslında bizim işletmemiz de özel sektör işletmesi. Biz hepimiz İstanbul'da işleri güçleri olan insanlarız. Ama burada bu işe gönül verdik. Bu doğada, bu coğrafyada bunu yapıyoruz. Yapmaya çalışıyoruz yani. Aslında şöyle bir şey de var. Sizin ilk hedefiniz İstanbul'da. Tabii İstanbul, benim orada şirketlerim var, işim var. Ne işle meşgul oluyordunuz? Ben mali müşavirim, finans danışmanlığı ve vergi danışmanlığı yapıyorum. Bunun üzerine iki tane şirketim var İstanbul'da. Ama bu da bizim 2019'da başladığımız, daha doğrusu hani bir hobi tadında başladığımız ama bugün gelindiğinde işte erkek nüfusuyla beraber bine yakın hayvan sayısına ulaştığımız bir işletme oldu. Bunu da ben Sivas'tan getirmiştim 3 sene önce. Lider bir köpektir. İyi bir kangal. Maşallah. Yani burada tabii kurt vesaire de olduğu için Tabii. çok çetin bir yer burası. İyi köpeklere her zaman ihtiyacınız var Çok yani. güzel. Biraz. Şimdi Abdullah Bey az önce yanlış duymadınız. İstanbul'da mali müşavirlik yapıyor. Tabii ki burada yatıp kalkmıyor. İstanbul'da kalıyor. Bu koyunların sahibi. Ama bizimle beraber bugün buraya geldi. Tabii ki o Aynen. onun dışında da defalarca buraya geliyor. Aynen. Koyunlarıyla ilgileniyor. Aynen. Şunu söylemek istedim. Ne kadar koşullar zor olursa olsun, İşletme sahibi hayvanının malının başında olduğu sürece bu işin aslında yapılabilir olduğunu göstermek istedim ben. Kesinlikle en arzu edileni odur. Tabii biz bu işe biraz gönül verdik. Ondan sonra bunu yapmak istiyoruz. Yani Bafra milli bir ırk. Bunun ekonomiye kazandırılması lazım. Bu verimli ırkı köylülerin, insanların bakması lazım. Bu yola çıktık. TİGEM'den aldık hayvanlarımızı. 150 ile başladık. Bugün bine yakın hayvanımız var. Bu Maşallah. çok ciddi bir kazanım. Coğrafya da müsait. Her şey müsait. Kaçıp geliyoruz buralara. Şimdi önemli bir detay aldım aslında. Sürü 150 anaçla başlıyor. Doğru, 150, 30 almıştık bir. 30 ve 150, 180 anaçla Daha başladık sonra diyebiliriz. sürünün dişilerini sürüye ayıra ayıra bu Aynen anaç öyle. sayısına Bugüne ulaştık. kadar hiç dişi satmadık. Yaklaşık 3 yıldır aktif olan bir çiftlikten 3, bahsediyoruz 3,5 aslında. yılımız var evet. Yani biraz eskisi de var ama biz hani tam TİGEM'den 150 ile aldığımızı kendimize milat sayarsak 3 yılımızı devirmiş durumdayız. Peki az önce şurada bir sürü daha gördük. Evet Onu da doğru. paylaşacağım Doğru. şimdi. Doğru. Evet, komple. O sürünün içerisinde de yanlış görmediysem uzaktan yine Bafra var. Merinos melezleri var. Kıvırcık melezleri de var. Hatta uzaktan gördüm. Evet. Karışık bir sürü. Evet. Yani çok ilginç bir şey aslında. Karacabey merinosu, kıvırcık gibi bir koyunun bu kadar yüksek rakımda, yani yaklaşık şu an 1800'lü rakımlardan bahsediyoruz. Aslında o sürünün içerisinde de 2 sene önce bizim koçlarımızın kanı var. Öyle mi? Evet, orada biz şey yaptık, koçları belli süre verdik. İşte o sürünün aşımını bizim koçlarımız yaptı. Aile bakıldığında da şeye benzer, yani Bafra'ya benzer hayvanlar var. Ama Çok biz güzel. şununla gurur duyuyoruz. Biz burada kayıt sistemimiz var. Bilgisayar sistemi üzerinden kayıt takip ediyoruz. Sürü takibimiz var. Bu sürü %100 Bafra ve ari bir sürüdür. Hiçbir şekilde de karıştırmıyoruz. Dışarıdan asla şey sokmuyoruz. Belki bir dönem sonra bir Bafra koçuyla şey yapmayı da düşünüyorum. Yani yakın zamanda bir TİGEM'den yine bir yeni Bafra koçu alarak bir yeni Bafra taze kanıyla bir şey yap Sürüye bir kan bir değişimi, bir kan taze kan değişimi, ilavesi evet taze inşallah. kan değişimi de düşünüyoruz yani bir vadede. Valla arkadaşlar yani Bakın bu da burada bugün herhalde kurtla evet burada bir boğuşma izi kapışmış. Evet var. bir boğuşma var. Sürekli burada şey çok, aksiyon çok. Aksiyon çok. O yüzden yetiştiricilere de şeyi tavsiye ediyorum.
Mutlaka sigorta yaptırsınlar. Bu çok Çok hakikaten önemli. çok önemli. Biraz Şimdi maliyet gözüyle bakılıyor ama biz İstanbullu kafasıyla bunu es geçmiyoruz. Bu sürünün tamamı sigortalıdır. süper. Kurt vesaire, yılan. Yani sürü aslında geleneksel bir göçer sistemle yönetiliyor ama Doğru. aynı zamanda da tüm Evet. modernizasyona sahip. Evet, Yani finansal bakış açısına sahip yani. sürü Evet. takip sistemi var, Aynen. profesyonel bir finansal Aynen. bakış açısına Bakış sahip, açımız var. Tamamı. genetik Evet. ıslah yapılıyor sürü Sürü takibiyle. takibi. Kim Ay, kimin tabii. kuzusu, kim Aynen kimin öyle. annesi. Aynen. Yani bütün sürümüz aslında kayıt altında. Evet, babaları takip edemiyoruz ama anne ve yavru takibimiz var kulak küpe numarasından. O bir ileri level'da tam intensifte yapılabilecek bir şey takdir edersiniz ki. Ona çok açıkçası girmedik ama anne ve yavru takibi, bir kuzu kaç yavru vermiş. Bunların doğum kilolarına kadar arkadaşlarımız, diğer ortaklarım bunların takibini yapıyorlar. Ona göre de verimli, verimsiz anaç ayrımını da yapabiliyoruz. Sigortalı olduğu için de İstanbul'da rahat rahat uykumuza keder getirmeden de Süper. Şimdi bir yaşayabiliyoruz şeyden de bahsedelim. Az önce kilolarından bahsettik. Ne kadar sürede ne kadar et yani. tuttuklarından. Bunların aynı zamanda da ikizlik oranlarından da bahsedelim. İşletmemizin ikizlik oranları nedir Abdullah Ya Bey? şimdi şöyle, bizim işletmede yakaladığımız ikizlik oranı 1,8 civarında. Şey, daha doğrusu hani çoğu 1,8 ortalamamız var dişi başına. Bunun işte kilolarına bağlı, doğum kilolarına bağlı, yaşatma oranları da dikkate alındığında 1,60 gibi bir şeyde, nihai hedefte yaşayanlarla beraber, yani doğanlar da çünkü hani şeyden sayılıyor. Sonraki süreçte yaşadıklarımızla beraber 1,60'a kadar, 1,60'ı yakaladık. Daha iyisi olabilir mi? Olabilir. Bunun için de çalışıyoruz. İşte doğum öncesi besleme periyotlarına çalışıyoruz. Orada şeylerimiz var. Biraz da döl verimini artırırsak, yani bu Bafra'dan 1,8, 1,9, 2, bunlar hayal değil. Biz 500 alıp 4'ünü yaşattık. Çok arzu ettiğimiz bir şey değil. 400 alıp 4'ünü de yaşattık. Ama Hani oldukça zor oluyor zor herhalde. oluyor tabii. Kilolar düşük oluyor. Yani küvezde bebek bakmak gibi bir durum hasıl oluyor. Ondan sonra bir ekşimler herhalde. Aynen. Ondan sonra Ko ko farklı bir koku almışlardır. ko Şimdi arkadaşlar, yayladayız. Yaylada olduğumuz için inanılmaz da bir soğuk hava var. Aynen, Aslında aynen. aşağıda az önce Kıbrısçık Evet, ilçesindeydik. sıcakta Hava duramadık. oldukça sıcaktı. Herkes gölgeye kaçıyordu. Şimdi nereye saklanacağımızı bilmiyoruz. Yani çok güzel bir manzara var. İnanılmaz bir manzara var. Aynı zamanda da bu bize şunu göstermiş oldu aslında. Bu iklim şartlarında da bu koyunun yaşayabildiğini gördük. Kesinlikle. Bir de arkadaşlar şunun altını çizelim. Hani 2 yılda 3 doğum yapmaya müsait mi diye sorduğunuz Bafra koyunu, evet 2 yılda 3 Müsait. doğum yapmaya müsait. Aynen. Ama 2 yılda 3 doğum yaptırmak için kapalı sistem koyunculuk yapmanız Evet. lazım. Evet. Ve mevcut konjüktür şunu gösteriyor ki Bu bize kapalı fiyatlarla sistem evet. koyunculuk mümkün Evet, değil şu an. mümkün değil. Yani bugün işte karkas et 95 lira, kuzu yemi 400 lira. Yani bu fiyatlarla kapalı intensif bir koyunculuk yapılamaz. En güzeli bu. Bu. Doğa bunu bize bahşediyor. Hiçbir masrafımız yok. Çoban masrafımız var. Tüm dünyada yapılan Evet, yani kasaplık bugün kuzu evet, yetiştiriciliğinin orijinali bu aynen aslında. öyle. Biz işimiz icabı yurt dışında çok seyahatlerde bulunduk, gezdik. Hatta bu koyunculuğu da araştırırken işte İspanya'da bunu nasıl yapıyorlar, İngiltere modeli nasıl, Yeni Zelanda modeli nasıl, Avusturya, yani bunu nasıl yapmışlar baktığımızda bütün her şey dönüyor, dolaşıyor, meraya ve yaylaya Yaylaya. geliyor. Yani Evet. İspanyol bunu yaparken kapatayım da ben bunu işte Bakayım satın bir. aldığım soyayla, mısırla, samanla, yoncayla yapayım dememiş. Doğayı kullanmış. Biz de işte bu coğrafyayı kullanıyoruz. Kullanmamız lazım. Yani bunu yapacak arkadaşlara da tavsiyemiz, coğrafya müsaitse, meraları müsaitse, bu işlerinin başında durabiliyorlarsa, takip edebiliyorlarsa, ondan sonra çünkü hayvancılık içeride bakıldığında çok yoğun sermaye gerektiren bir iştir. Dönemsel, ya bakın, yılda bir defa geliriniz var, 12 ay boyunca bu şeye, bu süreye bakmanız gerekiyor. Burada bizde 3-4 tane adam çalışıyor. Bunların her ay maaşının verilmesi gerekiyor. Bu bir nakit akışı gerektirir. Doğru bir planlama gerektirir. Bu planlamayı da işte doğru hayvan sayısıyla yapabilmeniz lazım. Bu finansal gücünüz varsa burada 3000 hayvan da bakarsınız. Yoksa 100 hayvan bile bakamazsınız. O yüzden Kesinlikle. yani hesabı şey yapmak lazım, romantik yapmamak lazım. O yüzden hani yerli olan, milli olan unsur bunu tavsiye ediyoruz biz Çok insanlara. teşekkür Sağ olun, ediyoruz. sağ olun. Biz teşekkür Arkadaşlar, ederiz. Kıbrısçık'taydık. Bolu Kıbrısçık'ta, Köroğlu Dağları'nda Köroğlu'nun herhalde adımladığı yerleri Evet, aynen. adımlamışızdır diye Aynen tahmin öyle. ediyorum. Dağlarda gezmiştik.
Müthiş bir manzara var. İnanılmaz bir iklim var arkadaşlar. Müthiş bir temiz hava var. Herkese böyle güzel günleri yaşamayı aslında tavsiye ediyorum. Aynen. Mutlaka hayatınızda bir kere de olsa böyle bir yere çıkın arkadaşlar. Evet arkadaşlar, çok güzel bir videoydu. Umarım Bafra koyunuyla da alakalı güzel bir şeyler aktarmışızdır sizler Evet. için. Umarım faydalı olmuştur. İnşallah. Abdullah Bey'e de çok teşekkür Biz ediyoruz. teşekkür ederiz. Biz gezmeye devam ediyoruz. Size de iyi Teşekkürler. seyirler. Sağ Hoşça olun. kalın.